Sparta valisi Memduh Oğuz beraberinde Karayolları Bölge Müdürü Mustafa Karademir, Bölge Müdür Yardımcıları ve Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'la birlikte yol yapım çalışmaları devam eden çevre yolunda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı. Şu anda da inşaat devam ediyor. O zaman biz yolu bir karşıya bir geçelim. Başka çaremiz yok. Yani başka bir şey değil. Bu evleri su basmaması için yolu bir karşıya geçelim. Ondan sonra ileriye taşımayı da ikinci etap yapıyoruz. Sistem buradayız Sayın Valim. Sistem buradayız. Ama taşlar diyorsunuz. Hayır, kendi sistemleri. Onların sistemleri var efendim. Evet, var ama sistemleri var. Yetersiz yani. Bu yolu yapmıyor. Onu değiştirsinler. Yol yapım çalışmaları ile ilgili olarak Vali Memduh Oğuz'a bilgi veren Karayolları Bölge Müdürü Mustafa Karademir, Sav Kavşağı'ndan Havaalanı Kavşağı'na kadar olan yol çalışmalarının 2013 yılında tamamlanacağını belirtti. Havaalanı yolumuzda, İsparta geçiş yolumuzda şu anda sıcak karışmalar devam ediyor Sayın Vali. Bizim hedefimiz önümüzdeki sene bu imalatların tamamını bitirmek. Evet. Her ikisi, şimdi iki tane ayrı yüklenicimiz var. Hem bu geçişimizde bir ayrı bir yüklenicimiz var. Bir de havaalanı yolumuzda ayrı bir yüklenicimiz var. İki yüklenicimizin de önümüzdeki 2013 sonu itibariyle bu güzergahın tamamında sıcak karışım olarak işi tamamlayıp bitirmek hedefimiz. 17 kilometrenin tamamı 2013 sonu itibariyle çıkacak. Ama biz şehir içinde ne zaman rahatlayacağız? Bu sezonun sonunda rahatlarız Sayın Bayan. Yani? Bu yani Eylül, Ekim itibariyle. Yani bu sezonda buradan çıkmamız lazım. Yolun yapımını üstlenen firmanın sahibi Fatih Yurdemi ise müjdeli bir haber vererek İl Özel İdaresi kavşağına kadar olan yolun yapım çalışmalarının bayramdan önce tamamlanacağını kaydetti. Buradan. Biz şimdi bayrama bu Migros kavşağına kadar bağlayacağız yolu. Evet. Hedefimiz o. Bayrama kadar Migros kavşağını bayramdan önce burayı duble olarak açacağız. Bayram süresince açacağız. Bayram dönüşünde Kolçele'ye kadar sağ tarafı kapatacağız. Oradaki çalışmalarımız başlayacak. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'sa yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğin aksadığını belirterek yol yapım çalışmalarında şehir koduna dikkat edilmesini istedi. Efendim şimdi bizim şehir özel otobüs firmalarımız şu anda tarmandağ oldu. Çok zorlanıyorlar burada. Buranın yıl sonuna kadar bitmesi demek bu işin şehir ulaşımında da vesairede felç olması demek. Bu kanadın tamamen felç olması demek. Mesela bizim bu yol birazcık daha bizim şehir kırmızı kotumuz var. Biz gibi şu anda hep kotla çalışıyorum ben. Şehrin kotuna uyması öyle lazım. Değil. Karayollarda yani projemiz bu deyip de. Şehrin kotuna uyuyoruz değil mi? Tatilat yapın bizim kotumuz. Biraz alın yolu yerleştirelim. Tabii, yani şehir kotuna uyarız. Onda problem olmaz. Vali Memduh Oğuz'sa yol kenarında yağmur suyu birikmesinin olmamasını ve gerekli yerlere menfezlerin yapılmasını isteyerek yol yapımı sırasında şehir koduna özen gösterilmesi talimatını verdi. Müteahhitimiz de burada. Bir, buradan geçen yağmur suyu birikme olmasın. Karşı tarafa karayollarımızdan 4 tane menfez istiyoruz. Bir, bunu yaptı. Ondan sonra belediyemizden karşı tarafa geçen yol, su orada birikim olmasın diye bir devamını da belediyemiz yapacak. İnşallah problem böyle çözülüyor. Başka yapacak bir şey yok. Karayollarının İsparta kent geçişi şehir kotuyla zıt değil. Siz bir araya zaten geliyorsunuz. Değil mi? Belediyeyle bir araya geliyorsunuz. Sürekli beraberler zaten. Berabersiniz. Böyle bir şey olmasın. Yani çünkü bakın geçenlerde afet gibi esaslı yani kısa sürdü Allah'tan. Çok bir esaslı yağmur yağdı. Ondan sonra yağmurlar böyle oluyor. Bu olunca karayolunun kodu bizim şehir kodundan yüksekti. Bu yüzden oldu diye bir şey olmasın yani. Böyle bir kavram olmasın. Şayet olursa yapılmış yolu bozar ve düzeltiriz diyorsunuz. Tamam. Yüklenince burada yüklenince yine yaptınız. Sayın Valim. Tamam. Şey olmaz yani. Ben.